Uygun olursa horozlardan olabilir misiniz? Burada gördüğümüz yılan Aydın ve civarında ve Türkiye'de birçok yerde özellikle Ege bölgesinde yaşayan şeritli engerek adını verdiğimiz bir zehirli yılan türü. Koca engerek. Uzun boylu olmasından dolayı bu isim verilmiş. Yıl olan diğer bir zehirli yılan türümüz. Latince ismiyle Barani olarak geçiyor. Yani baran yılan olarak biliniyor. Attan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Müzesi burası. Bu müzede Türkiye'nin değişik yerlerinden toplanmış özellikle kurbağa, sürüngen türleri burada bulunuyor. Türkiye'de yaklaşık 174 türümüz var. Kurbağa ve sürüngen olarak. Biz bu müzede yaklaşık bu 174 türün 150 tanesini barındırıyoruz. 3 tane amacı var buranın. Birincisi bilimsel araştırmalar için kullanılıyor bu müzedeki örnekler. Burası aynı zamanda biyoloji bölümüne ait özellikle eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir yer. Ama üçüncü ve en önemli görevlerinden bir tanesi burasının özellikle korkularının yenilebildiği bir yer olması. Özellikle yılanlardan çok korkuluyor. Biz çok korkulan bu yılanların korkulan hayvanlar olmadığını dışarıdan gelen ama özellikle ilkokul öğrencilerine buraya getirerek zaman zaman burada kendilerine bu hayvanların düşman değil dost olduklarına ilişkin zararlı olmadıkları ilişkin bilgileri vermeye çalışıyoruz. Halk arasında özellikle yılanların hepsinin zehirli olduğu düşünülüyor. Oysa Türkiye'de sadece 19 tane zehirli yılan türü var ve onların büyük bir çoğunluğu da karşılaşma olasılığı çok az. Neden? Çünkü 4-5'i dışarısında diğer 14-15 yılan türü daha çok lokal yerlerde yaşıyorlar. Yani kendilerini insanlara karşı göstermiyorlar. Bakın burada 2 tane yılanımız var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de çok yaygın olan ama sürekli olarak insanlar tarafından zehirli olduğu düşünüldüğü için öldürülen bir yılan türümüz. Kara yılan. Gerçekten de Türkiye'nin en uzun boylu yılanlarından zaman zaman duyuyoruz. Türkiye'de 4 metre 5 metre yılan var. Ama hemen şunu söyleyebilirim. Türkiye'deki en uzun boylu yılanlardan bir tanesi bu kara yılandır. Boyu da yaklaşık 2,5 metre belki 2,80 kadar olabilir. Burada gördüğümüzde yine özellikle Ege bölgesinde çok yaygın olan bir zehirli yılan türü. Gördüğünüz gibi ikisi arasında farklılıklar var. Özellikle bu farklılıklardan en önemlisi kuyruk kısmında ortaya çıkıyor. Çünkü zehirli yılanlarda gövdeden sonra kısa bir kuyruk geliyor. Ama bir zehirsiz yılanda bakın ince uzun gövdeden sonra gittikçe inceleşen bir kuyrukla karşılaşıyoruz. Bakın baş yapılarında ortaya çıkıyor. Bu bir zehirli yılan. Başını görüyoruz üçgen şeklinde ve boyun bölgesi belli. Ama burada bir zehirsiz yılan başı oval şekilde ve bunun boyun bölgesi belli değildir. Eğer bir yılanı gündüz görüyorsak ve bizden çok hızlı uzaklaşıyorsa bu büyük bir olasılıkla zehirsiz bir yılan türüdür. Zehirli yılanlar gece faaliyet gösteriyorlar. Genellikle avlanmak, beslenmek veya çiftleşmek amacıyla geceleyin çıkıyorlar. Zehirsiz yılanlar ise daha çok gündüz faaliyet gösteren hayvanlar. Bir ikincisi de zehirli yılanlar öyle çok rahatsız edilmedikçe, çok taciz edilmedikçe bir insanın saldırması, ısırması söz konusu değildir. Ben 35 yıldır bu işin içerisindeyim. Hiç bu yılki kadar çok fazla yılan görüntüsü bize ulaşmadı. Ama bu tamamen pandemi dönemiyle ilgili olduğunu ben düşünüyorum ve öyle olduğuna inanıyorum. Yılanlar sağır hayvanlar, yani duymuyorlar. Ama yerdeki titreşimleri çok iyi algılayan hayvanlar. Yani biz ona doğru yaklaşırken bir yılana doğru, biz onu görmesek de yılan bizim yaklaşmamızdan yerdeki titreşimleri, bizim bıraktığımız titreşimleri algıladığı için kolaylıkla bizden uzaklaşıyor. Ama bu pandemi döneminde böyle bir olayla karşılaşılmadığı ve insanlar daha çok evlerinde bulundukları
Ve bu hayvanların yaşadığı yerlere gidip onları rahatsız etmedikleri için bu hayvanlar da özgürlüklerini ilan ettiler. Ve bu nedenle bu pandemi döneminde özellikle insan-yılan karşılaşmaları çok sıkça ortaya çıktı. Eğer bir yılanla karşılaşılması durumunda şunu söyleyeyim, hiç korkmaya, endişelenmeye gerek yoktur. Çünkü hiçbir yılan taciz edilmedikçe, çok kendisine zarar verilmedikçe ısırmaz, saldırmaz. Elbette daha önce kızmış olabilir, kızdırılmış olabilir, yanınızdan geçerken size saldırabilir, ısırabilir. Zehirli bir yılanın ısırma olasılığı 1/3 oranında az. Çünkü 59 tane yılan türü olduğunu söylemiştik. Bunların 19 tanesi az veya çok derecede zehirli, yani 1/3 kadarı. Eğer bir de gündüz bir yılan ısırdıysa onun zehirsiz olma olasılığı çok daha kuvvetli. Isırılan kişinin şoka girmemesi gerekiyor. Yani sakin kalması gerekiyor. Çünkü yılan ısırmasından dünyada elde edilen verilerin büyük bir kısmı insanların zehirli yılan değil bakın. Yılan ısırmasından ölenlerin büyük bir çoğunluğunun şoktan kaynaklandığını gösteriyor. Elbette ısıran bir zehirli yılan olabilir. Bunun için de mutlaka ya acil zehir merkezine veyahut da 112 acil servis aranarak oradan mutlaka bir ambulans çağrılıp ısırılan kişinin hastaneye ilk yardım alması için götürülmesi gerekiyor.